Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz le futur proche ve kullanımı, yani yakın gelecek zamanı. Şimdi futur proche çok kullanılan bir kalıp arkadaşlar. Yakın bir zamanda olacak bir eylem, meydana gelecek bir eylemi anlatmak için kullanılıyor. Yani bu şu anlama geliyor: 3-5 dakika sonra da olabilir, hemen de olabilir. Çok yakın bir zamanda olabilir. Birkaç saat veya birkaç gün sonrasında ifade edebilir. Şimdi kuruluş olarak yani formülü ne şekilde bu zamanın? Ale fiili var, gitmek fiili var. Daha önce biliyorsunuz derslerimde anlattım. Birinci, ikinci ve üçüncü grup fiilleriyle ilgili biliyorsunuz ders videolarım var. Ale şimdiki zaman halini çekiyoruz. Artı hangi fiille kuruluyorsa, hangi eylemi anlatmak istiyorsak o fiile ait olan mastar halini hemen ardından şimdiki zaman çekiminden sonra getiriyoruz. Şimdi örnekler vereceğim. Je vais partir demain. Yarın gideceğim. Bakın, je vais. Yani je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont şeklinde şimdiki zaman hali çekiliyor ale fiilinin. Ne yapıyoruz? Bakın, je vais partir demain. Yarın gideceğim. Je vais, evet, ale fiilini şimdiki zamanı çektim. Ben olarak, je ile çektim. Birinci tekil, şahıs. Partir, gitmek, yarın gideceğim. Bakın, partir, mastar hali. Yani ale fiilinin şimdiki zaman çekimi artı hangi fiili kuruyorsak, hangi eylemi anlatmak istiyorsak o fiilin mastar halini yazıyoruz. Tu vas faire tes devoirs ce soir. Bu akşam ödevlerini yapacaksın. Bakın, tu vas faire. Faire yapmak, tes devoirs ödevlerin. Ce soir, bu akşam. Il, elle va aller au cinéma avec ses amis à 20h. O, yani erkek ve bayan, sinemaya gidecek. Ne zaman? À 20h, yani akşam 8'de. Avec ses amis, arkadaşlarıyla. Yani o arkadaşlarıyla saat 20'de sinemaya gidecek. Yani bu akşam 20'de, bu akşam 8 olmuş oluyor. Nous allons sortir dehors maintenant. Bakın, hemen birkaç saniye, birkaç dakika içerisinde gerçekleşecek olan bir eylemi de ifade edebilir, anlatabilir. Ne diyor? Nous allons sortir dehors maintenant. Şimdi dışarı çıkacağız. Sortir, çıkmak. Vous allez manger au restaurant. Siz lokantada yiyeceksiniz. Ha, bu yarın olabilir, birkaç saat sonra olabilir, birkaç gün içinde olabilir. Vous allez manger. Bakın, manger, yemek yemek. Ils, elles vont téléphoner à la mairie tout de suite. Evet, tout de suite hemen demek. Derhal, hemen demek. Onlar belediyeye telefon edecekler, belediyeyi arayacaklar. Belki bir şikayet için veya bir talep için. Tout de suite, hemen, evet. Yani yakın bir zamanda arayacaklar. Şimdi bakın, burada bir konuya değinmek istiyorum. Elle va au cinéma avec ses amis. Elle va aller au cinéma avec ses amis à 20h dedik. Bakın, burada ale fiilini şimdiki zaman halini çekiyoruz. Sonra ale fiiliyle bir eylem gerçekleşiyor. Çünkü gitmekle alakalı bir eylem var. Gitme eylemi var. Dolayısıyla ale fiilinin de mastar halini yazmamız gerekiyor. Va ale deyip hani neden birinci halini çekmiş, yani şimdiki zaman halini çekmiş, ondan sonra mastar halini yazmış diye düşünmeyin. Bu tuhaf gelmesin. Ale fiili için de geçerli bu. Gitmek eylemini çünkü anlatıyoruz. Dolayısıyla önce şimdiki zaman halini kullanmamız lazım, çekmemiz lazım. Ondan sonra mastar halini yazmamız lazım. Ale fiili dahi olsa. Şimdi ikinci sayfa ve son sayfaya geldik. Birkaç örnek verdim. Bir de bir metin var futur proche haliyle. Şimdi örnekler. Tu vas travailler demain? Bakın, soruyla da olabilir tabii ki. Tu vas travailler demain? Yarın çalışacak mısın? Vas-tu travailler demain de diyebilirim. Öznevi fiil yer değiştiriyor. Aynı şekilde, aynı soru aslında. Bir de eskü soru kipiyle de sorabilirim bunu. Eskü tu vas travailler demain? Yarın çalışacak mısın? Bunların, bu üç cümlede arkadaşlar aynı soruyu aynı anlamda veriyor. Bakın, aynı soruyu ifade ediyor. Şimdi olumsuz derse eğer, non, je ne vais pas travailler demain. Evet, olumsuz halini anlattım bir dersimde. Olumsuz haline özel bir ders anlatacağım, yapacağım. Non, je ne vais pas travailler demain. Şimdi burada ne pas neydi? Fiilin etrafına geliyordu arkadaşlar. Je ne vais pas travailler. Burada
Çekilen fiilin etrafına geliyor. Mastar halinde olan hangi eylemi anlatıyorsak o fiil de pa'dan sonra geliyor. Hayır, yarın çalışmayacağım. Je ne vais pas travailler demain. Dolayısıyla olumsuzluk hali sadece çekilen fiilin etrafına geliyor. Burada ne demiştik? Aile fiili şimdiki zaman çekimi artı hangi eylemi ifade edeceksek o fiili mastar halini. Şimdi mesela burada ne demiş? Attention, vous allez tomber. Événement immédiat dedim. Hemen olacak, hemen saniyesinde olacak bir olaydan bahsediyor burada. Dikkat, düşeceksiniz. Bakın, vous allez tomber. Evet, şimdiki zaman aile fiilin çekimi artı düşmek fiilin mastar hali. Dikkat, düşeceksiniz. Nous allons rester 3 ans en Turquie. Avec précision de temps dedim. Précision de temps şu demek. Zamanı da ifade ediyorum. Ne zaman olacağını. Hatta ne kadar kalınacağını söylüyorum burada. Bakın, Türkiye'de 3 sene kalacağız. Nous allons rester 3 ans en Turquie. 3 sene kadar rester kalmak. Şimdi burada bir metin hazırladım. Metin futur proche zamanı içeriyor. Okuyorum şimdi. Cette année, Yasemin va avoir 25 ans. Elle va déménager dans une autre ville. Şimdi ne diyor? Bu sene Yasemin va avoir 25 ans. 25 yaşına girecek. 25 yaşına basacak anlamında. Elle va déménager dans une autre ville. Başka bir şehre taşınacak. Bakın, déménager, taşınmak. Elle va partir à Istanbul. İstanbul'a gidecek. Elle va changer de travail. İş değiştirecek. Changer de, quelque changer de travail, iş değiştirmek demek kalıp olarak. Elle va changer. Elle va vendre sa voiture. Arabasını satacak. Vendre, satmak arkadaşlar. Elle va étudier à la faculté de droit. Hukuk fakültesinde eğitim görecek. Étudier, eğitim görmekte. Bakın, hep dikkat ettiyseniz ale fiilinin hep şimdiki zaman çekimi yapılıyor. Elle va rencontrer d'autres amis. Elle va rencontrer d'autres amis. Pardon, ulama var. Elle va rencontrer d'autres amis. Başka arkadaşlarla karşılaşacak. Başka arkadaşlarla tanışacak anlamında. Rencontrer. Et ils vont visiter la ville. Ve şehri gezecekler. Şehri ziyaret edecekler. Ils vont aller au théâtre. Mesela bakın, ils vont aller au théâtre. Tiyatroya gidecekler. Et manger au restaurant. Evet, burada manger de mastar haline geliyor. Aslında şu ils vont aller au restaurant ya da ils vont aller au théâtre et vont manger au restaurant anlamında. Ama burada V koydum. Tekrar ils vont dememe gerek yok. Lokantaya gidecekler ve pardon, tiyatroya gidecekler ve lokantada yemek yiyecekler. Yani şunu da diyebilirdim. Ils vont aller au théâtre et ils vont manger au restaurant da diyebilirdim. Ama gerek yok. E koydum, V koydum araya. Ils vont manger au restaurant ensemble ve birlikte lokantada yemek yiyecekler. Bakın, burada da aynı şey. Elle va changer sa vie et faire une nouvelle carrière. Yani hayatını değiştirecek ve yeni bir kariyer yapacak. Yeni bir kariyer, yeni bir iş hayatı olacak. Elle va changer sa vie, hayatını değiştirecek. Changer, değiştirmek. Faire, yapmak burada. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, araya e koydum ve tekrar elle va yapmadım, tekrar etmiyorum. Çünkü Fransızca'da çok öyle tekrar sevilmiyor. Araya e'ler, virgüller de konulabiliyor. Evet, şu an bu dersimiz bitti. Futur proche ile ilgili. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerden haberdar olmanız için size YouTube çünkü otomatik bildiri gönderecek. Ve bu vesileyle arkadaşlar hepinize hayırlı kandiller diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.